Bu toplantının gerçekleştirilmesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madenlerin insan yaşamı için büyük önem taşıdığını söyledi. içinde bulunduğumuz yüzyılda madencilik faaliyetleri olmaksızın insan yaşamının bugün ulaştığı standartları sürdürmesi mümkün değil. Bugün kullandığımız otomobillerden evlerimize, bilgisayarlardan telefonlara kadar yaşamımız için vazgeçilmez olan hemen her şey madencilik faaliyetlerinin birer ürünüdür. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında düzenlenen Maden Sanayi İşverenleri Sendikası Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Bakan Dönmez, Türkiye'nin madencilikte dünyada rekabet gücünün yüksek olduğu önemli madenleri olduğunu belirtti. Türkiye'nin madencilikte dünyada rekabet gücünün yüksek olduğu önemli madenleri var. Bunların başında bor geliyor. Trona, feldispat, sodyum sülfat, krom, kurşun, çinko, zeolit, lignit, mermer, manyezit ve diğer önemli ihraç kalemlerimiz. Ayrıca sezyum, skandiyum, tellür, osmiyum, palladyum, rodyum, titanyum ve tantalyum gibi ileri teknoloji elementlerinden büyük bir bölümü için ülkemizde uygun jeolojik ortam bulunmaktadır. Ancak nadir toprak elementi dediğimiz lityum, berilyum, galyum, niyobyum, toryum, zirkonyum, rubidyum ve vanadyum gibi madenlerimizi bugüne kadar teknolojik yetersizlik nedeniyle bir değere dönüştüremedik. Bakan Dönmez, Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretimine kısa süre içinde başlanacağını açıkladı. Yıllık hedefin 600 bin ton olacağını duyurdu. Bu alandaki gidişatı tersine çevirmek için Eti Maden, Eskişehir Sivrihisar'da nadir toprak elementleri pilot tesisleri var. Bu elementlerin işlenmesiyle ilgili bazı ülkelerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Lityum karbonat üretimiyle ilgili de 2 ay önce bizzat Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerine giderek pilot üretime dönük çalışmaları yerinde incelemiştim. İnşallah bu tesis Aralık ayında artık üretime başlayacak. Pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretime başlıyor. Başlangıçta 10 bin ton olacak pilot üretimimiz kısa süre içerisinde 600 bin ton yıla kadar çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak.